Kumaşlardan bahsederek başlayalım. 2 iplik şardonlu kumaş kullanıyorum. Şardonlu kumaştan kastım iç kısmının tüylü olması demek. Kullandığım kumaş tüp bir kumaş. Bunların dokuma şekli bu şekilde olduğu için tüpten de kastım iki kenarı örülmüş halde. Yani ağzı açık, herhangi bir kısmı yok. Şu şekilde helezon şeklinde örülmüş. Aslında bir nevi bir boru da diyebilirsiniz. Kumaşın özelliği bu. Yine aynı şekilde penye bir kumaşım var. Bu kumaşın da her iki tarafı örülü şekilde, yani buna da aynı benzetmeyi yapabiliriz. Boru şeklinde dokunarak elde edilmiş. Bu kumaşım da penye kumaş. Daha önce 2 iplik şardonlu kumaşımdan kendim için bir tunik dikmiştim. Aslında sweatshirt de diyebilirsiniz bir nevi. Ve bu penye kumaşımdansa pijama altı dikmiştim. Yine her ikisinin videosunu da izleyebilirsiniz. Şimdi iki kumaşı birleştirdiğim bir video olacak bu. Hemen ne dikmek istediğimden de bahsetmek istiyorum şöyle. Oğlum ve eşim için kapüşonlu sweatshirt dikeceğim. İkisinin de aslında kalıbı birbirine benzeyen, neredeyse aynı diyebileceğim. Sadece biri küçük, biri büyük. Tek farkı bu. Bunu dönüştüreceğim. Kapüşon ekleyeceğim. Daha farklı olmasını istediğim için baba oğul takım giysinler istiyorum. Bu yüzden tek tek anlatarak ilerleyeceğim. Aslında sadece küçüğün işlemlerini üzerinde anlatacağım. Büyüğüne de aynı şeyleri uygulayacağım. Küçüğünü anlatması daha kolay olduğu için, ama her ikisini de bu video içerisinde dikip hazırlamış olacağım. Yaklaşık 1,5 metre kadar kumaşım var. Tam ucu ucuna yeteceğini düşünüyorum. O yüzden keserken çok dikkatli çalışmam gerekiyor ki hem büyük hem de küçük sweatshirtlerim çıksın diye. Az önce bahsetmiştim. Her iki kısmı da örülü kumaşımı. Şu şekilde kumaşımı ortadan ikiye katlıyorum ve böylece 4 kat kumaş elde etmiş oluyorum. Kumaşımın kendisi 2 kat, ortadan 2'ye katlayınca 4 kat oldu. Oğlumun üzerinde tam olarak duran bir sweatshirt'ünü aldım. Bunu da tersine çevirerek, her zaman bahsediyorum, eğer pratik kalıp çalışacaksanız muhakkak kıyafetinizin tersinden yapın. Çünkü düzünden yanılmalar olabiliyor. Ki bu da ne kadar sağlıklı, o da tartışılır, ama yapıyoruz yapmıyoruz da değil. Daha pratik
yöntemler istediğimiz için bu şekilde çalışıyoruz. Şu şekilde düzenledim. Tam yerlerini belirledim ve çizeceğim artık. Ne kadar görebildiğinizi bilmiyorum ama şurada ön ve arka kalıbı aynı anda çıkarttım. Ön kalıpla arka kalıbın farkı neredeyse yarım santim ile bir santim arasında oynuyor. Ve şurada arka yaka uyuntusu ile ön yaka uyuntusu beliriyor. Ben keserken ilk kesim için ön kısımların kesilmesini tercih edeceğim. Sonrasında arkanın hizaları belli olduğu için o kısımlardan geçeceğim. Ayrıca dikiş payı ekstra bırakmıyorum. Bunun sebebi zaten tersine çevirerek kullandım. Tersine çevirerek kalıbı çıkardığım için dikiş payları içerisinde bulunuyor. Bu yüzden ekstra pay vermeme gerek yok. Bunu da belirttikten sonra kol kısımlarını da çıkarıp kesim işlemine geçeceğim. İlk çizimimde biraz fazla genişlik bıraktığım için ilk çizimi sildim ve tekrardan bu kısma çizdim. Aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan. Şimdi kapşonlu bir ceketimden yardım alacağım ve kapşon kısmını oluşturacağım. O yüzden normalden şu kısma biraz daha büyük gelecek bu. Sorun değil. Sonrasında düzenleme yapabilirim. Benim için önemli olan kapşonun şekliydi. O yüzden şu şekilde çizip bunun da kalıbını çıkarıyorum. Şu kısmında dikiş olmadığı için ben keserken bu kısmına dikiş payı vereceğim. Kapşon kısmını da bu şekilde çizdim. Şimdi geriye kollar kalıyor sadece. Bakın ne kadar az kumaş kullanmış oluyorum. Toplamda 50 santim bile değil. Metremi hemen ölçmek istiyorum. 35 santim. Sadece 35 santimlik kumaş bir sweatshirt'ün dikimi için yeterli oluyor çocuklar için. Normaldeki satış fiyatları 50-60 lira civarında. Benim kullandığım kumaş neredeyse 3-4 liraya falan mal olmuş oluyor. Çok çok paralar harcamanıza gerek yok böylece. Şimdi hemen kolunu da çizeceğim. Önce şuraya dik bir çizgi çiziyorum. Sağına ve soluna eşit şekilde dağıtacağım. Dikişsiz olan kısmını düz gelecek şekilde yerleştiriyorum. Öncelikle ön kol uyuntusunu belirliyorum. Şimdi de arka kol uyuntusunu karşı tarafa çevirip tekrar belirliyorum. Kumaşımız çok düz duran bir kumaş olduğu için kalıp harika şekilde çıkıyor. Neredeyse yanılma payı hiç olmuyor. Üzerinde düzenleme yapmama gerek kalmayacak sonrasında. Kayan kumaşlarda tekrar tekrar düzenleme yapmamız gerekebiliyor. Kol uzunluğunu da belirleyip tamamlayacağım. Evet, kol kalıbım da hazır. Tüm gereken parçaları böylece çizmiş oldum. Bu işlemlerin aynısını büyük beden için eşime de uygulayacağım. Bu benim ana kalıbım olacak onda da. Bunun işlemlerini tekrar tek tek göstermeyeceğim. Çünkü aynı şeyleri uygulayarak ilerleyeceğim. Burada bahsetmek istediğim bir konu daha var. Çizim yaparken yeni başlayanlar şu yanılgıya çok düşüyor. Kumaşım bu şekilde yetiyor. Ben şu şekilde değerlendireyim diyerek boyuna değil eline doğru
çizimleri yapıyor. Bu düşebileceğiniz en büyük hata. Çünkü diktikten sonra sadece ilk kullanımda çöpe atacağınız bir şey elde etmiş olursunuz. Emeğinize ve kumaşınıza yazık olmuş olur. Her zaman boyuna yerleştirerek kalıpları kesim işlemini yapmanız gerekiyor ki elde ettiğiniz sonuçlar düzgün olsun. Özellikle bunu kolda çok fazla yaptığınızı fark ettim. Ve çok fazla soruyorsunuz kol oturmadı hata mı yaptım diye. En büyük hatalardan bir tanesi de işte kumaşı tersine doğru kullanmak oluyor. Bunu da belirttikten sonra artık hemen kesim işlemine geçiyorum. Kısmına ön kol oyuntusunu belli etmek için artı işaretimi koyuyorum. Dikerken şaşırmamak için bunu yapıyorum. Şimdi ön bedeni arka bedenden ayıracağım ve gerekli düzenlemeleri yapacağım üzerinde. Bu yan kısmını da açıyorum. Kalıbı çıkarırken ölçülerini belirlemiştim zaten üzerine. Kesip çıkarıyorum onları da. Şu kısımlarında ribanı kullanılmış. Benim şu an ribanımın nerede olduğu ile ilgili bir fikrim olmadığı için kumaşımın kendisiyle devam edeceğim. Bu işlem için ince uzun bir dikdörtgen parça kestim ve ribananın yerine kullanacağım. Bu şekilde şöyle ikiye katlayarak etek ucuna bunu yerleştireceğim. Ayrıca kol ağızlarında da ribana kullanılmış. Ben de şu şekilde iki tane parça kestim. Bunları yan kısımlarından dikeceğim ve kıvırıp şu hale getireceğim. Ve sonrasında kola yerleştireceğim. Şimdi penye kumaşımdan kapşonumun astarını tamamlayacağım. Yine burada da dikkat etmeniz gereken boyuna doğru yerleştirmek. Şu şekilde yapıp enine yerleştirmeyin lütfen. Hiç çizmeden etrafından keseceğim. Birebir ölçüde olması yeterli. Bu şekilde hazırlanmış oldu. Hemen şunu keserken bir püf noktayı daha belirtmek istiyorum. Kesimini yaparken düz boy ipliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Neydi düz boy ipliği? Dümdüz şekilde yerleştirirken ortasından geçen düz çizgiyi şaşırmamaktı. Eğer detaylı izlemek isterseniz düz boy ipliği ile ilgili bir videoda bulunuyor. O videonun da önerilen videolar kısmına tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi benim tüm işlemlerim tamamlanmış oldu. Artık dikiş işlemlerine geçeceğim. Dikiş kısımlarını şu şekilde tek tek anlatacağım. Göstermem gerektirecek bir durum yok zaten. Yapacağım sadece overlock makinesiyle birleştirmek olacak. Şu şekilde omuz kısımlarını birleştireceğim ve gelerek sonrasını tek tek anlatacağım sizlere. Omuz kısımlarının dikişleri tamam. Şimdi ikiye açıyorum. Yan şekilde koyuyorum. Bu kısmın ovallikleri kol oyuntularını yani kol evlerini oluşturan kısımlar. Buralara dikkat ediyorum. Şimdi ön koluma artı işareti koymuştum. Ön bedenimin hangi tarafı olduğunu öncelikle belirlemem gerekiyor. Ön bedenim bu tarafta olan kısım. Demek ki artı olan kısım
bu tarafa denk gelmek zorunda. Ama takarken tam tersi yönüne taktığım için yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve artı işaretini ön tarafıma denk getiriyorum. Bunu göstermemin sebebi kolda sorun yaşayanların yaşamaması ve sürekli soru sorduğunuz için videonun içerisinde detaylı olarak anlatmak istemem. Şu şekilde tam olarak kolu dönerek dikiş işlemini tamamlayacağım. Ve bakın bu şekilde tam ucu ucuna denk geliyor kolum. Hiçbir yamulma ya da artma, taşma yapmıyor. Ki pratik kalıp çalışmış olduğum halde hiçbir taşma yapmıyor. Buna da dikkat çekmek istiyorum özellikle. Şimdi ben kollarımı bu şekilde takacağım. Kol evlerine yerleştireceğim. Ben iğnelemiyorum. Tek seferde overlock makinesiyle geçebiliyorum. Benim için sıkıntı olmuyor. Ama sizler eğer sorun yaşıyorsanız muhakkak iğneleyerek ya da tel alarak bu işlemleri daha düzgün yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi şimdi hemen dikerek gelip sonucu sizlerle paylaşacağım ve sonraki aşamalarını tek tek anlatacağım tekrar. Kollarımı yerleştirdim. Dediğim gibi çok muntazam, ucu ucuna denk gelecek şekilde bitti. Bu şekilde tamamladım. Şimdi kol ağzından koltuk altına ve etek ucuna doğru ilerleyerek yan dikişlerimi kapatacağım ve manşet kısımlarını dikme işlemine geçeceğim. Ben şimdi gidip yanları kapatıp tekrar yan kısımları kapattım. Kolları da tersine çevirdim. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde diktim. Yani kol manşetlerini aynı işlemi etek ucuna gelecek manşet içinde uyguladım. Şimdi bunları tam dikişler içte kalacak şekilde şu şekilde birleştireceğim. Şöyle bir görüntü elde ettim. Bu manşet kısmı eteğin normal kısmından 5 cm kadar daha kısa. Bunun sebebi hafif büzdürerek manşete yedirmek istemem. Böylece daha oval ve daha güzel, hoş bir görüntüye kavuşmuş olacak. Yoksa şu salaşlık çok fazla görünebiliyor. Aynı işlemi kollar içinde şu şekilde katlayarak uygulayacağım. Bunları da yine kolların iç kısmını yerleştirerek halka şeklinde dikeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken nokta tam ucu ucuna denk gelmiş olması. Dikişler birbirine bakacak. Burada da bir dikiş buradaki dikiş de yine yan tarafın birine denk gelecek. Arkada veya farklı yerlerde olmaması gerekiyor. Şuradaki dikişin. Kol manşetlerini ve etek ucu kısmını diktim. Son halini aldı. Şimdi hemen bunu kenara alıyorum. Ve manşet kısmı, manşet değil. Ve kapüşon kısmını anlatmaya başlayacağım. Yapmanız gereken düzün düzüne denk gelecek şekilde ayarlamak. Ben hemen burada ayarladım. Ve arka kısmını şu şekilde dikeceğim. Arka kısmını diktikten sonra kenara ayırıyorum. Aynı işlemi penye kumaşım içinde yapıyorum. Düzü düzüne denk gelecek şekilde dikeceğim. Yerleştirdim. Şimdi ikisinin de bu kısımlarını dikerek geleceğim ve sonrasını tekrar detaylı anlatacağım. Yapmam gereken torba şeklinde birbirine geçirmek olacak. Görsel olarak göstereceğim. Kenar kısımlarını diktim, kapattım. Şimdi yapmam gereken şardonlu kumaşımı düzüne doğru çevirmek. Dikişler içeride kaldı. Penye kumaşım ise hala ters şekilde duruyor. Bunu alıp şu şekilde içine yerleştiriyorum. Yani tersi tersine bakın. Dikişler birbirine denk geliyor. Ters tersine denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Şu şekilde bir görüntüsü olacak.
iç kısmında kaldığı için. Bakıldığı zaman tertemiz bir görüntü elde etmiş olacağım. Şimdi yan kısımlarını kapatmak için yapmam gereken düzüne bakacak şekilde ayarlamak. Hem kumaşımın, şardonlu kumaşımın düzü hem de penye kumaşımın düzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. İlk gösterdiğim bittikten sonraki haliydi. Şimdi dikişine geçeceğim. Düzü düzüne bakacak şekilde yerleştirdim. Penye kumaşım üstte, şardonlu kumaşım altta kaldı. Şu an dikmem gereken yer şu kısmı. Ön kısmı, yüzümüze doğru gelecek olan kısmı. Buralarını birbirine denkleyerek, şuradaki dikiş hizalarını da düzenleyerek ön kısmı kapatıp geleceğim. Sonrasında düzüne çevirip yakaya oturtturacağız. Birbirine birleştirdim. Şimdi şuradan açıyorum ve olması gereken asıl düz haline çeviriyorum. Bakın penye içeride, şardonlu kumaş dışarıda. Şimdi şu kısmına düz bir dikiş geçerek kaymasını önleyeceğim. Çepeçevre olacak şekilde düz makinemi geçip tamamlayacağım. Evet, bu kısmına dikişi geçtim. Bakın şimdiden bile çok güzel bir görüntüye kavuşmuş oldum. Şimdi artık geriye sadece bedene yerleştirmek kalıyor. Yapmam gereken tam arkanın orta noktasını bulmak. Orta noktayı bulduktan sonra şu dikişim vardı ya. Kıyafetimi bu arada düzüne çevirmem gerekiyor bu işlem için. Kapşondaki dikişi, arka orta dikişi yüzü yüzüne denk gelecek şekilde bedenin arkasının orta kısmına denk getireceğim. Sağ ve sola eşit şekilde, şu şekilde dikerek yerleştireceğim. Burada yapmam gereken, dikkat etmem gereken nokta şu. Çepeçevre yaptıktan sonra şu kısımlar artıyor. Ön tarafta üst üste denk gelecek şekilde birleşmesi gerekiyor. Bir tarafı altta, bir tarafı üstte kalacak. Şöyle. Şu şekilde kaldırdığınız zaman burada şöyle kravize şeklinde bir görüntü elde etmiş olmamız gerekiyor. Ben yine bu işlemleri tutturmadan yapıyorum. Dediğim gibi benim el ayarım olduğu için bu işlemleri tutturmadan yapabiliyorum. Sizler muhakkak iğneleyin. Hele ki yeni başladıysanız dikim işlemine hata yapabilirsiniz. Hata yapınca da hiç hoş bir görüntü oluşmaz. Bu yüzden çok dikkatli ilerleyin. Ben şimdi kapüşonu da bedenin kendisine yerleştirip geleceğim ve artık tamamlanmış olacak. Evet, kapüşonlu sweatshirt'üm hazır. Sweatshirt'üm diyorum bu arada. Sürekli kendime diktiğim için ağız alışkanlığı, hep benimmiş gibi kullanıyorum tüm kelimeleri. Ama bu oğlum için hazırlandı. Şimdi aynı işlemleri birebir uygulayarak bir tane de eşim için dikeceğim. Sizler zaten videosunu göreceksiniz nasıl olduğunu. Baba oğul takım olarak giyinecek. Hemen son detayını da tekrar sizinle paylaşayım. Nasıl oldu demeyin. Bakın iç kısmının detayı da böyle. Dilerseniz bu kısma bir de düz dikiş geçebilirsiniz. Hatta ben şimdi düz dikiş geçmeye karar verdim. Çünkü şapka olduğu için çok sık giyinip çıkarılacağı için de kafaya çok takılacağı için herhangi dikişlerde bir atma olmasın diye bu şekilde tamamlanmış oldu. Ben çok sevdim. Umarım sizler de beğenirsiniz.